Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometry Geometri Kampı'nın 6. haftasının 4. videosundayız. Üçgende benzerlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta açı 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 benzerliğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala açı açı açıdayız. O kadar önemli bir yerdeyiz. Burada ne anlatacağız? Kalıp 2'yi anlatacağız. Bu kalıp da çok önemli. Lütfen dikkat et. Sayfa numarası 61'in sağ tarafı 62 ve 63'ü işleyeceğiz. 63'ün belli bir kısmını işleyeceğiz daha doğrusu. Hadi bakalım önemli derslerimizden birine daha başlayalım. Kalıp 2'yi gerçekten çok kullanıyoruz. Özellikle dikdörtgende karede hatta katı cisimlerde bile hatta çemberde bile karşımıza çıkıyor. Daha önce eşlikte de söylemiştim hatta bazı önceki videolarda da söylemiştim. O da nedir? 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa Pisagor bağıntısından soru çıkmıyorsa benzerliğe dal. Benzerliğe dalmak da alfa beta açılarına dalmak demektir. Şimdi normalde sen ilk etapta şuraya baktığın zaman ne görüyorsun? Hatta biraz büyüteyim şöyle. Sen buraya baktığın zaman ne görüyorsun hocam iki tane dik üçgen İnsanın pisagor yapası geliyor değil mi burada? Evet pisagor yapası geliyor ama pisagorluk bir durum yoksa dal açı alfa beta'ya. Sırasıyla istersen buradan başla alfa diye istersen buradan başla fark etmez. Mesela ben şuradan başlayıp alfa 90 beta yani bu ne demek? Alfa ile betanın toplamı 90 derece demek. Tamam alfa ile betanın toplamı 90'sa beta 90'sa sıradakini hemen alfa yazabilirsin. Çünkü bu ikisi toplamı 90 olacak Alfa 90 sıradaki de beta yazabilirsin. İşte bak önceden bomboştu. Hatta siliyorum ben. Şimdi alfa betaları yerleştirince iki üçgende bütün açılar eşit oldu. Eşit olduğundan dolayı açı 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 benzerliğinden bunlar ne olmak zorunda? Benzer olmak zorunda. Ve bundan sonrasında tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Atıyorum şurası A, B, C. Burası da X, Y, Z olsun. E hocam şuradan başlayalım. Alfanın, e, betanın karşısı A'nın, betanın karşısı Y'ye sonra alfanın karşısı B'nin Alfanın karşısı X'e, 90'ın karşısı C'nin, 90'ın karşısı Z'ye oranı diyeceksin. Olayı bitireceksin. Bu kadar basit. Hemen örnek 18'e bakalım. Ne diyor örnek 18? Valla pisagor bağıntısı var hocam burada. 4 ve 7'den burayı bulurum ama ne fayda. Ve saçma pisagorları lütfen yapmayın diye hep söylemiyor muyum? E, söylüyorum. Hadi bakalım. Alfa, beta'ya dalalım hemen. E, beta tamamı 90'sa, alfa alfa 90'sa sıradaki beta. Yani senin şu üçgeninle buradaki üçgenin ne oldu? Benzer oldu. Kısa yapacağım artık. Kısa yoldan yapacağım. Normalde alfanın karşısı 4, böyle alfanın karşısı 8 diyebiliriz ama bak alfanın karşısı 4 kere alfanın karşısı 8 olmuş. 1'e 2 oran var. E o zaman 90'ın karşısı 7 ise 90'ın karşısı 2 kattan dolayı 14 olur. X'e e de kaç kaldı o zaman? 10 kaldı diyebiliriz. Tamam? Örnek 18, 10 çıktı. Geldik örnek 19'a. Soruda dikkatimizi çeken 90 derece var. Hemen böyle bir Pisagor bağıntısı oluşturalım hocam demiyorsunuz büyük ihtimalle artık. Çünkü işi öğrendiniz. E ne yapacağız hocam? E 45 derece var 30 derece var. Özel açılar var. Hemen ne yapıyoruz? Özel açı mantığını kullanalım. 45'in mantığını kullanmak için ya C'den dik çizeceksin böyle ya da A'dan dik çizeceksin. A'dan dik çizmek daha mantıklı değil mi? Çünkü 4 kök ki burada kök katı. E buradan dik çizince 90 ise burası da 90 oluyor bu arada. 4 kök ki ise 4 4 yaptı burası. E tamam 6 idi buraya ne kaldı? 2. Pisagor'dan şurayı bulabiliriz aslında. 2 kök 5 ki A C isteniyor bizden. Tamam eyvallah. Şimdi şu 30'un mantığını kullanalım. Bu 30'un mantığı nasıl kullanılacak? Hop çektim bir 90 derece. 90'ı çekince 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5'tir. Hatta burası da 5 köküştür. Hatta burası da 90'dır. E hocam burada bir işlem yapıp CE uzunluğunu bulamıyoruz. E ne yapacağız? Şimdi soruya baktığımız zaman 90'lar havada uçuşuyor. Pisagor bağıntısından bulamıyorsak 90'lar da havada uçuşuyorsa ne yapacaksın? Dal kardeşim alfa ya. Alfa beta. Alfa beta. E, burası alfa olmaz. Bak dikkat et 90 olursa geçiş yapabilirsin. Kaldık böyle. E kalalım. Bak şuradaki üçgen de alfabetalı üçgen. Buradaki üçgen de alfabetalı üçgen. E o zaman ne yapacağız? Benzerlik. Hemen aynı açının karşısındakiler oranlayalım. Alfanın karşısı 2, alfanın karşısı 5. 2 bölü 5. Güzel bir kat olsaydı. Hani 2 iken 4 olsaydı mesela 2 kat falan diyecektik ama maalesef güzel bir kat yok. Kısa ol yapamayacağız. Mı acaba? Dur. Neyse alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 5. Eşittir betanın karşısı 4 bölü betanın karşısı A diyelim. E buradan ne oluyor o zaman? 2 iken 4 olmuş. 5 iken de kaç olacak burası? İşler dışlar yapınca da zaten 10 buluruz. 5 15, kök 5 diye burayı buluruz sonrasında. Ama dur sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun da kısa yolu var. Şimdi ya yani bir yazar ben, ben ayrı zamanda neyim? Yazarım değil mi? Yazar olduğum için soruları böyle tam sayı olarak yaz, yazmak zorunda hissediyorum kendimi. Ya böyle benzerlik oranını ne yapıyoruz? Aynı açının karşısında da veriyoruz. Ya da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle sonucun tam sayı çıkması için bak alfa'dan beta'ya geçişi kullanıyoruz ki çoğu soruda kullanılır. O yüzden sen de çok şanslısın şu an şunu dinlediğin için. Çünkü hızlan hızlık sağlar bu sana. Yani ben sana işin sırrını veriyorum. Ben sana diyorum ki aslında soru çözümünde kullandığım yöntemi kullan veriyorum sana şu anda ama soru yazarken kin... yani soru yazarken de bu yöntemi kullanıyorum. E o zaman sen bunu biliyorsan artık sen de hızlı bir şekilde yapabilirsin. Bazen aynı açının karşısında güzel bir kat olmayabilir ama alfa betalı üçgenlerde özellikle Alfadan beta'ya geçişe bak. Güzel bir kat varsa onu da kullanabilirsin. Bak bakayım alfadan beta'ya geçiş. a 2 iken 4 olmuş. 1'e 2 oran var. O zaman burada da alfadan beta'ya geçiş. 1'e 2 oran olacak deyip. Şuradaki işlemi yapmadan 5 ken buraya 10 yazabilirdin. Tamam mı dostum? Bu da önemli bak. Ya aynı açının karşısı ya da alfadan beta'ya geçiş. Kullan kardeşim. E burası 10 olduysa 5 10 kök 5 dedik. Sonra a artı c isteniliyor. Yani 2 kök 5 artı 5 kök 5'ten dolayı cevabı da ne buluruz? 7 kök 5 olarak buluruz. Öğreniyorsun çok güzel şeyler. Hadi bakalım devam. Geldik örnek 20'ye. Örnek 20'de de bak ABC bir üçgen. Şu da bir kare verilmiş. Arkadaşlar özellikle kare ve dikdörtgen sorularında çok fazla karşımıza çıkıyor bu alfabetalı üçgenler. Hatta dikdörtgen ve kare sorularını bunun içerisine yazmaktan şu an çekinmedim. E, hatta dikdörtgen ve kare sorularına baksanız çoğu soruyu da artık rahat bir şekilde yapabilirsiniz bence. Şimdi kare diyor. E Kare ise o zaman buradaki 90'ları şöyle bir yapıştıralım. 90'ları da yapıştıralım. Sırtı da 90, sırtı da 90'ı yapıştırdık. E sonra ne yapacağız? Hocam 2 verilmiş, 6 verilmiş. Karenin alanı nedir diye soruluyor. E karenin alanı. X'i bulursak X kare olduğunu biliyoruz. E ne yapacağız hocam? Dal alfabet ya. 90'lar ama da uçuşuyor. Dal alfabet ya. Alfa, 90, beta. Beta 90, alfa. Alfa 90, beta. Beta 90, alfa. Alfa 90. Burası da ne oldu? Beta oldu. Aa hocam bir sürü üçgen var. İşte ben zamanında yapamıyordum bu soruları biliyor musunuz? Hatta bu soru alfa betalı üçgenleri anlatan en güzel soru diyebiliriz. Şimdi sen buraya baktığın zaman ne fark ediyorsun? Ya hocam bir sürü üçgen var. Bak sayalım üçgenleri. 1, 2, 3 bir de en büyüğü 4. Hocam dördünde birden mi benzerlik uygulayacağız? Saçmalama diye kendime söylüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Yani burada 4 tane üçgen var ya. Bu 4 tane üçgendeki benzerliği 3 işlemeden böyle yazardım. Ondan sonra böyle bakardım soruya. Yani işlem kalabalığı olurdu. Fazladan işlem yapmış olurdum ve sonuca ulaşamazdım. Aman ha siz yapmayın. Bak ne güzel bir de. Yani zamanında geometri yapamayan birinden ders dinliyorsunuz. Çünkü tüm hataları biliyor. O yüzden şu hatayı lütfen yapmayın. Ve size şimdi çok güzel bir şey söyleyeceğim. Evet bazen karşımıza böyle 4 tane, 5 tane, 6 tane. isterse yüzlerce şey gelsin. Ne gelsin? Böyle üçgen gelsin. Bizim için önemli olan neydi? kenarları belli olan üçgenler değil miydi? Evet. Özellikle alfa üçgenlerde biz bunu çok yapacağız arkadaşım. Burada da ne yapacaksın? Üçgen seçimi yapacaksın ve iki kenarı belli olan üçgen seçimi senin için aşırı derecede önemli. E hocam bu üçgeni seçebilir miyim ben? Evet seçebilirim dostum. E ama hocam bir kenar var. Hayır. Karenin bir kenarı x ya. X isteniyor bizden. Aslında 2 var bir de x var. İki kenarı mevcut. Tamam. X'i bulmak için bu hamleyi yapmak zorundayım. Burayı seçebilirim. Şu üçgeni seçebilir miyim? Hayır. Bir kenar var. Şu üçgeni seçebilir miyim? Evet. iki kenar var. 6 ve x'ten dolayı. Büyük üçgeni seçebilir miyiz hocam? Büyük üçgeni seçemem. Büyük üçgenin bu kenarı yok. Bu kenarı yok. Hipotenüsü var sadece. Tek bir kenar var. Yani üçgen seçiminin de önemini anlıyor musun? Bir sürü üçgenden seni kurtarıyor. Yani iki kenara belli olan üçgeni seç. Olay bitsin. O yüzden alfabetalı üçgenleri anlatan en güzel sorulardan biridir bu. Dikkat et. E o zaman burada benzerlikte başlıyorum. Alfanın karşısı x bölü. Alfanın karşısı 6 eşittir. Beta'nın karşısı bu üçgenden başladım. Beta'nın karşısı 2 bölü. Beta'nın karşısı x diyeceğim. İçler dışlar yapacağım. Buradan da ne geliyor? x kare eşittir. 12 geldi. X'i de bulabiliriz ama bizden ne isteniyor Alan isteniliyor. Alan da x kare eşit. O da ne olacaktır? 12 eşit olacaktır. Evet örnek 20. 12 çıktı. Geldik örnek 21'e. E hocam Pisagor bağıntısı 2 4 ise burası 2 kök 5 ama sonra Pisagor bağıntısından çıkıyor mu çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? Tamam 2 kök 5 yapımızda da bulunsun. Alfa, beta'ya dalacağız kardeşim. Çünkü 90'lar 2 iki ya da 2'den fazla. Bak burada da 90 var, burada da 90 var. Görüyorsun. Hocam iki tane sayılır bu. Bu sırtı sayılmaz tamam mı? İki tane var. En az iki tane var mı? Var. Alfa, beta'ya dalacağız. Artık biz yeni bir şey daha öğrendik. Ya alfa, beta sorusu olduğu belli ya. Üçgen seçimi yapacağız ya. Bazen soruya böyle bakar bakmasa, Üçgen seçimin kendini belli eder. Bazen alfa, beta'ya nereden başlayacağım belli olmaz. Bak üçgen seçimini baştan da yapabilirsin. Böyle kenarlar belliyse. Ya niye onu söylüyorum? Bazen bak karışık sorulardı. Bu alfa desen, beta desen sonra alfa beta geçişi yapamıyorsun mesela. Buradaki dik üçgende diyemezsin. Mesela şuradaki nereden başlayabiliriz o zaman? Hop hocam şu kenarlar belli ya. Aa o zaman bu üçgenden başlayayım direkt. Hani sonda biz üçgen seçimi yapıyoruz. Eyvallah. ilk başta da kenarları belli olan üçgeni seçebilirsin. Hadi seçtik diyelim. Alfa dedim beta dedim. Ters açıdan dolayı beta. Bak beta ise alfa demiyorum. Eşit olduğu için ters açıdan dolayı beta. Beta 90'sa sıradaki alfa oldu. E hocam başka var mı? Alfa 90'sa burası da beta oldu. Elimde 4 tane üçgen var. Sayayım. Bir tanesi bu. Tamam benzerlik için seçeceğim. İkincisi bu. Üçüncüsü büyüğü, dördüncüsü de şuradaki büyüğü. E hocam bir tane üçgeni seçtik. Şimdi de ne yapacağız? Diğer üçgeni seçeceğiz. Bak üçgeni de seçerken x isteniliyor bizden. X'e ait üçgene bak. Hocam X'e ait şu üçgeni seçebilir miyim? Hayır. İki kenar yok. Boş ver gitsin. X'e ait şu üçgeni seçebilir miyim? Evet. Çünkü x artı 2'ye 6 oldu burası. E tamam olay bitti. Ondan sonra ne diyorsun? Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 6. Aa güzel bir kat var. 1'e 3. Betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 12 deyip kısa yoldan yapabiliriz. E ikisi buradaysa x'e de 10 diyebiliriz. Ya da hocam alfadan betaya geçiş güzel bir kat var burada. Yani 2 iken 4 olmuş. 1'e 2 oran var. Alfadan betaya geçiş 1'e 2. 6 ise 12 olur diyebilirsin. Alfa beta geçişinde sana böyle hatırlatacağım hep sorularda. E dolayısıyla x artı 2 12 ise x'i de kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Cevabımız 10 çıktı. Çok güzel sorular. Devam. Örnek 22'deyiz. Bakalım ne diyor şimdi bizden? CD uzunluğu isteniyor. Hocam soruda 6 12 tamam Pisagor bağıntısı yapabildik. 6 kök 5. Ama Pisagor bağıntısı yaptıktan sonra hala daha sonuca ulaşamıyorsak büyük ihtimalle ne vardı kardeşim? Benzerlik. Dal benzerliği. Alfa dedin 90 beta. Hocam 90'lar 2'den fazla ya o yüzden. Beta 90 alfa. Alfa 90 burası beta mı? Hayır. 90 mı burası da buraya beta yazabiliyorsun. O zaman dur sil bunu. E ne yapacağız hocam? Şimdi x isteniyor bizden. Hocam x'i bulmaya çalışalım. Hadi bulmaya çalışalım. Bakalım. Hadi hadi hadi. Nasıl bulacağız şimdi? ya yani, x'i bulmak istiyorsan bazılarınız şurada kosinüs teoremi yapar ama biz kosinüse karşıyız. En azından geometride karşıyız. Kosinüsü bilin o ayrı bir konu. Ama geometride kosinüs teoremini yapmaya çalışanların saçını başını yolarım. Zaten kosinüs teoremi nereden çıkıyor? Dik üçgenden çıkıyor. Zaten biz geometri mantığında ne diyoruz? Kardeşim bir uzunluk varsa ya benzerlikten ya dik üçgenden çıkar. E burada benzerliği de denedim. Olmadı dik üçgen. O zaman x'e ait bir dik üçgen oluşturabilirim. Hop şuradan bir dik çizebilirim. A diki çizince alfa 90 beta geçişte yapabildim. Dolayısıyla senin buradaki üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu kardeşim? Benzer oldu. Bakıyoruz burada şimdi. Hocam burada 90'ın karşısı 4 kök 5 90'ın karşısı 6 kök 5. Tüh Güzel bir oran yok. Ama dikkat et. Betadan alfaya geçiş 1'e 2 burada. O zaman burada da betadan alfaya geçiş 1'e 2 midir? Evet. Hemen a ise 2a yazabilirsin buraya. Bak kolay yolu kullanıyor. Ya klasik yollar. 90'ın karşısı 4 kök 5. 90'ın karşısı 6 kök 5. Betanın karşısı a bölü betanın karşısı 6'yı. Ya bence çok fazla kullanma. Böyle Ya böyle aynı açının karşısındakilere bak. Ya da alfadan betaya geçiş ya da betadan alfaya geçişe bak. Betadan alfaya geçiş 1'e 2 yazdım bak. A 1 2 kök 5 üçgeni burası A kök 5 olacağından A kök 5 4 kök 5 ise A'yı buradan kaç buluruz 4 buluruz A 4 ise burası 8 oldu e A 4'tü tamamı 12 idi buraya da ne kaldı 8 8 8 ise burası da 8 kök kim oldu kardeşim evet CD uzunluğunu bulmuş olduk yani cevabımız kaç çıktı 8 kök 2 çıktı dostum geldik şuraya soruda bir dikdörtgen verilmiş bir de 90 derece verilmiş hemen bu soruyu görünce hocam hop şuradan şuraya çizeyim Demezsiniz büyük ihtimalle. Çünkü niye ek çizim bir şey çizmeden önce verilen bilgileri kullanmak önemliydi. Öncelikle bu bilgilerle bir işlem yapabiliyor muyum? Ona bakacağım. ABC'de dikdörtgen demiş. Dikdörtgense bütün açılarımız kaçar derecedir? Dikdörtgenin tanımını kullanıyoruz. Bak 90'lar derece. kenarlar kenarlarda birbirine eşit. 12 ise 12. Sonra şunlar da birbirine eşit olacak. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? E tamam bizden şu isteniyor. X isteniyor. Yani ben şuradaki A'yı bulursam olay bitti mi? Bitti. E hocam şunu yapayım şöyle. Hop şöyle. Pisagor bağıntısından burayı sonra buradaki Pisagor bağıntısına 3 6 ise 3 kök 5 ya. Burayı bulayım. Yine bak ek çizim yapma. Özellikle ve özellikle şunu şimdiden söyleyeyim. Dikdörtgen ve kare de söyleyeceğim. Dikdörtgen ve kare sorularında ekstra bir 90 derece varsa yine alfa beta'ya dal diyeceğim. Yani şöyle bir bunu çizme. Zaten böyle kafamıza göre üçgen oluşturmuyorduk. Ha burada karşımıza böyle dik tabanı keş parçaya bölmüş olsaydı mesela o zaman ikiz kenarlık aklımıza gelirdi. Hemen İkizkenar kenar üçgen çizebilirdik. Ama sadece 90 var diye Pisagor bağıntısı oluşturayım diye bir şey yapmayız. E sor soruya baktığımız zaman e soruda da aslında dikdörtgen sorusu ama aslında bir dik üçgen sorusu. Aslında bir benzerlik sorusu. Niye? 90'lar havada uçuyor. E dal kardeşim alfa beta ya. Dal alfa beta. Beta 90 alfa alfa 90 beta. E ne oldu o zaman? Senin şuradaki üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu? Benzer oldu. E o zaman benzerliği uygula. Aynı açının karşısındakiler oranlayacağız. Ya da Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Kolay bir kat var. E alfadan beta'ya geçiş burada da 1'e 2 olacak. Yani alfanın karşısı 12 ise betanın karşısı direkt 24 olacak. E toplam burası 27 ise alt tarafta 27 yapar. Yani cevap 27 oldu dostlar. Evet geldik örnek 24'e. Bana bak bak bana. İnanıyorum sen bu soruyu yapacaksın dostum. Tamam Gerçekten sana inanıyorum. Artık işi öğrendin. Bir tek bizden ne isteniyor? X isteniyor. Ama her zaman ne diyoruz? Ya bıkkınlık geldi ama harbiden size bu cümlelerin. Bak bu zamana kadar hiç boş konuşmadım. Boş konuşmam. Yani tamam bazı şeyleri çok tekrar ediyor olabilirim. Ee, hatta bazı bir öğrenci böyle yorum yazmış da onu da fark ettim. Ee, hocam geometri görme işidir lafını çok fazla kullanmayın diyor. Evet arkadaşlar ben kullanayım ki aklınızda böyle sizde de bıkkınlık gelsin. Yani oradan uzaklaşın. Verilen bilgileri kullanın kardeşim tamam mı? Verilen bilgiyi kullan burada. Ve her verilen bilgiyi kullan. Dikdörtgen dediyse tanımını kullan. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yazmazsan sonuca ulaşamazsın. Sonra 90 varsa 90'ı kullan. İşte bu 90'lar ulaşıyorsa bilmem neyi kullan. Tamam. Artık bütün tüyü verdim. Artık sen bunu yapabilirsin dostum. Tamam mı? Hadi. Ben şimdi çözüme başlıyorum. ABC'de dikdörtgen demiş. dikdörtgenin tanımını hemen kullanıyorum. Şöyle burası 90 derece, burası 90 derece, 90 derece ve burası da 90 derece. E sonra ne yapacağız? Hocam 90'larda düşüyor uçuyor. Burası da 90 ya. Aa hocam dikten dik çizilmiş. Öklit bağıntısı var diyenleriniz vardır mutlaka. Ama ne H ne P ne K var mı burada? Yok. Öklit'i uygulayamıyoruz. İşte Öklit'in ispatı da zaten arkadaşlar. Merak ediyorsanız bakın. Öklit'in ispatı da nereden geliyor? İşte buradaki benzerlikten geliyor. İşte alfabetaları alınca şu üçgenle şu üçgenin benzerliğinden geliyor zaten. Ha, Öklit'i fark edemeseydiniz bile yine benzerlikten sonuca ulaşırdınız. Neyse soruda ne var? 90'lar havada uçuyor. Ama dur tanımı tam kullanmadım. Hocam 9 karşı tarafta 9'dur. X ise burası da X'tir değil mi? Tamam. Şimdi bütün eksik parçaları şekil üzerinde gösterdim. Sonra ne yapıyorum? 90'lar havada uçuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa beta. Tamamı 90 alfa. Alfa 90 beta. Tamamı 90 alfa. Alfa 90 beta. E, alfa 90 bak burası da beta oldu. Ya da tamam 90. Bir sürü üçgen çıktı burada hocam. 1 burası, 2 burası, 3 burası, 4 büyüğü, 5 buradaki büyüğü, 6 buradaki büyüğü. Gördüğünüz üzere 6 tane üçgen çıktı burada. Altısında buradan benzerlik mi yapacağız? Hayır. Kenarları belli olan üçgenleri seçecektik kardeşim. E o zaman seçelim. Şu üçgeni seçebilir miyim? Hayır, İki kenarı yok. Bu üçgeni seçebilir miyim? Hayır. Biraz da sayılar bizi yönlendiriyor. Hocam 4 var burada. 4'e ait bir üçgeni seçemem. İki kenar yok. Ama 4'e ait şuradaki üçgeni seçebilir miyim? Kesinlikle x isteniliyor zaten bizden. E tamam. Bunu seçebilirim. Başka? Hocam 5'i kullanacağım ama 5'e ait üçgen yok. O zaman 9'u kullanacağım. 9'a ait üçgen neresi? Burası var ama iki kenar yok. Ama 9'a ait şu üçgen. Bak 9'a x'lik büyük üçgen mi var? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Sarı üçgenle büyük mavi üçgenle benzerliğimizi uyguluyoruz. Alfanın karşısı 4 bölü. Alfanın karşısı 3. X güzel bir kat yok. Ya da alfadan bt'ye geçiş de yok. Klasik yolda, yoldan yapacağım. Alfanın karşısı 4 ve alfanın karşısı x eşittir. Beta'nın karşısı 9. Nereden başladık pardon. Sarıdan başladık küçükler. Beta'nın karşısı x bölü. Beta'nın karşısı büyük de 9'a eşit. x kare eşittir 36'tan. x'i de böylelikle ne bulduk? 6 bulduk. Yani cevap 6 çıktı dostlar. Örnek 24, 6 çıktı. Ve geldik örnek 25'e. Dostlar bu soruyu yani... Biliyorsunuz böyle fizikte falan da böyle çok böyle alfabetalı şeyleri de kullanıyorsunuz. Ve fizikte de geom fiziğine çok güvendiğim bir insan. E, Türkiye'ye fizik öğreten bir insan. VIP fizikten bahsediyorum. Ve geometrisinde gerçekten iyi olduğunu biliyorum. Çünkü e, benim sorularımda birkaç tanesini ağzım açık izlemiştim. E, çok da güzel bir şekilde çözümler de yapıyor. Öncesinde de sınava çalışırken de fizik geometrisinin iyi olduğunu biliyorum. O yüzden buradaki soruyu... Bir de Kemal hocamdan dinleyin bakalım. Geometrinin dili aynı mıymış? Bakalım Kemal hocam nasıl çözecek? Buyur Kemal hocam söz sende. Canlarım selam ben geldim. Kenan komutanım dedi ki Kemal hocam bu soruyu sen çözeceksin dedi. Başım gözüm üstüne hocam dedim. Zaten ben lisede de geometriyi çok severdim. Kenan hocanız kadar anlatamasam da elimden geldiğince dilim döndüğünce size bu soruyu güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. ABC'de bir kare diyor. Kareyi duyduğumuz anda kare ne demek? Kenarlarının uzunlukları birbirine eşit ve kenarları dik demek. Yani Buraların 90 derece olduğunu anlıyorum ve kenarlarının da birbirine eşit olduğunu anlıyorum. Haliyle buradan A ve B toplamda 6 olduğu için burasının da 6, burasının da 6 ve buradaki BC kenarının da toplamda 6 olduğunu biliyorum. Peki BF elemanıdır AE burası dik diyor 4 ve 2'yi de bana vermiş zaten 4 ve 2'yi yerleştirmiş. Soru bize diyor ki BE yani X kaç birimdir diyor. Şimdi burada bazı benzer üçgenler bulmam lazım. Şimdi ben bu kenara, eğer alfa açısı dersem buradaki küçük açıya, buraya da beta açısı dersem, alfa ve betanın toplamı ne olacak? Birbirini 90'a tamamlayacak çünkü üçgen 180 olduğu için burası 90'sa buraya 90 kalacak. Şimdi buranın tamamı 90'sa, burası beta ise şuradaki küçük açıya ne kalıyor? Alfa kalıyor. Peki burası da 90, o zaman 90 alfa ise buraya ne kalıyor? Yine beta kalıyor. İç ters, dış ters muhabbetinden şu açıya ne kalıyor? Yine beta kalıyor. Burası 90 derece. Burası beta ise buraya ne kalıyor? Alfa. Şimdi şu büyük üçgene gelin. ADE üçgenine gelin. Bir açısı 90, diğer açısı alfa. O zaman buraya beta kalıyor. Şimdi burada 90 var. Burada alfa var. O zaman buraya beta kalıyor. Yani bir sürü alfa beta 90 benzerliği var. Ama biz hangilerini kullanarak sonuca ulaşabiliriz? Kenarlarını bilmemiz gerekiyor gençler. Burada yani saymadım ama 6 tane falan, 6-7 tane alfa beta 90 üçgeni var. Mesela şurada bir tane var, 1. Ama bunun 6'yı biliyorum, diğer iki kenarını bilmiyorum, kullanamam. İki kenarını bilmem lazım. Burada bir tane var, hiçbir yerini bilmiyorum, 2. Daha sonra burada bir tane üçgen var, bunun da bir kenarı x, diğer kenarı belli değil. Yani şurası belli değil, işime yaramaz. Yani ben burada iki tane kenarı belli olan alfa, beta, doksanları yakalamam lazım. Dikkatli bir şekilde baktığımda bir tanesinin şu üçgen olduğunu fark ediyorum. Niye? Bir kenarı 2, diğer kenarı da yani BC kenarı da 6. E dolayısıyla ben bunun iki kenarını biliyorum. Peki diğer üçgen hangisi? X'i de bulmam için içinde X olan bir üçgen arıyorum. Mesela şuradaki üçgene odaklanıyorum. Bunun burası X ama burası da belli değil. Yani şu küçük kenar belli değil. O zaman burayı kullanamam. Fakat şu büyük üçgenin iki kenarını kullanabileceğimi fark ediyorum. Bak bir kenarı zaten direkt 6. Burayı da boyayalım mı şöyle simetrik görünsün kötü görünmesin. Buradaki büyük üçgenin bir kenarı direkt zaten 6. Diğer kenarı da 6 artı x. Dolayısıyla buradan yola çıkarak soruyu çözeceğim. Şimdi önce küçük üçgenin beta açısının nereyi gördüğüne bakıyorum. Buradaki beta açısı cb kenarını görmüyor mu şu üçgende? Hemen şunu biraz daha şöyle belirteyim. Şu üçgende beta kaçı görüyor? 6'yı görüyor. O zaman 6 bölü diyorum. Şimdi büyük üçgende beta kaçı görüyor? Büyük üçgende beta'nın yani şu açının kaçı gördüğünü yani şu ADE üçgeninde 6 artı x'i gördüğünü görüyorum. O zaman 6 artı x yazdım. Eşittir. Şimdi orantıya hangi üçgenden başladıysanız o üçgenle devam edeceksiniz. Yani siz küçük üçgende beta kaçı görüyor dediniz ya. Şimdi küçük üçgenden yine yola çıkacaksın. Küçük üçgende alfa kaçı görüyor diyeceksin. Yani şu açı kaçı görüyor. Baktığında 2'yi gördüğünü görüyorsun. O zaman 2 bölü Şimdi büyük üçgende alfa kaçı görüyor? Yani şurada alfa 6'yı görüyor. Dolayısıyla buradan içler dışlar çarpmaya bırak soruyu çözüyoruz. 6 kere 6 36 yapıyor. 36 eşittir. 2 kere 6 artı x. 2 kere 6 zaten 12 yapıyor. Artı 2 kere x de 2x yapıyor. Buradan 12'yi karşıya at. 36'dan 12 çıktı. 24 kaldı. 24 2x'e her tarafı 2'ye böl. Ve x'in 12 olduğunu bulabiliyoruz. Ve sözü tekrar Kenan hocama bırakıyorum. Benden çok daha güzel anlatıyor tabii ki. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Eyvallah dostum Kemal. Yani VIP fizik. VIP'liğini burada da gösterdin. Alfabetalara daldın ve en önemli cümle neydi? Kenarları belli olan üçgenlere bakmak dedin. Sarı üçgenle mavi üçgende benzerliği uyguladın. Hepiniz büyük ihtimalle çok iyi bir şekilde anladınız. Emeğine sağlık, eline sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel anlattın. Ama ben şu kısa yolda göstereyim isterseniz. Kısa yolumuz neydi? Hani alfadan buraya alfaya geçiş. Bu sarı üçgenle mavi üçgen benzerdi diye kim alacağınız? Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 6. a 1'e 3 oran var. Betanın karşısı 6 ise betanın karşısı direkt 1'e 3 orandan 18 diyebiliriz. Ve ikisi de böylelikle 12 bulabiliriz. Ya da alfadan betaya geçiş de kullanabilirdim burada. Alfadan betaya geçiş 1'e 3. 2 iken 6 olmuş. Büyük üçgende de alfadan betaya geçiş 1'e 3. Yani 6 ise 18 olur diyebilirdik. Ve cevap 12 çıkardı dostlar. Evet tekrardan teşekkürler Kemal Hocam. Geldik örnek 26'ya. Aa, bu sorunun da bende çok yeri ayrı. Çünkü katlama soruları meşhurdu ama ben bunu 3 sene ya da 4 sene önce yazdım. Yazdıktan sonra da tak o sene sınavda çıktı arkadaşlar. Ha, katlamalar çıkıyordu ama katlamayla benzerlik iç içe ilk defa çıkmıştı. Valla aynı mantıkla soru çıkmıştı. Acayip sevinmiştim o sene. Hala da aynı mantıkla sorular çıkmaya aday. Ha çıkmış hocam. Çözmeyelim böyle bir soru deme. ÖSYM birbirini tekrar etmeyi seviyor. Seneden seneye. Evet bakalım nasıl bir soru. Bir katlama var burada. Ne yapıyoruz katlamayı? İlk önce eski haline geri getiriyoruz şöyle. Eski haline geri getirdik. E sonrasında şu 5 bu da 10 verilmiş. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 5 iken 5, beş, 10 ken 10'u yazdık. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Ama açıları yazınca buradan bir şey gelmedi. Ama burası 90 ise burası da 90 değil mi? Verilen bilgileri kullanmak çok önemliydi. Sorunun kökünde bize burayı ne demiş? Dikdörtgen demiş. Ve bizden AY uzunluğu isteniyor. X diyelim buraya. Burası da X. Dikdörtgen olduğundan dolayı burası 10 sa burası da 10'dur. E sonra burası X artı 5 ise burası da X artı 5'i yazdık. Eksik parçaları tamamladık. Şimdi gel gelelim soruya. Açı ortayları maalesef kullanamıyorum. Sonra bakıyorum. Dikdörtgen tanımı gereği burada açılar 90'ar derece. Bunları yazınca 90'lar havada uçtu. Dal alfa beta'ya. Zaten X için şu üçgen lazım bana. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. A şu üçgenle şu üçgenle oldu. Benzer oldu. 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10. Ya hocam iki kenarı yok gibi duruyor ama var aslında. Ee, 90'ın karşısı 5 bölü 90'ın karşısı 10. Beta'nın karşısı x bölü beta'nın karşısı boş. Eyvah ne yapacağız? Oranlayamıyoruz. İşte ama güzel bir oran var burada. 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10 oldu. Bazen böyle şeyle de karşılaşabiliyoruz. 1'e ee, e 2 oran varsa 1'e 2 oranı kullanacağım. O zaman burada beta'nın karşısı x ise beta'nın karşısı 2x diyebilir miyiz? Evet. Sonra alfanın karşısı x artı 5 ise buraya x artı 5 bölü 2 yazabiliriz ama gerek yok. Senin şuradaki üçgende dik üçgen bütün kenarlar belli. E yap Pisagor'unu. Onun karesi eşittir. 2x'in karesi dik kenarlar 2x ve x artı 5 ya. Artı x artı 5'in karesinden işlem işlem işlemde x'e ulaşabiliriz. Hala buradan mı yapıyorsun? Yuh yuh şarkısı var. Sana so, sana ne diyor ne denir? Hediye ediyorum ya da sana sana ay kullanamadım. Neyse sana o şarkıyı hediye ediyorum. Bakalım. Arkadaş burada bunu yapacağımıza 10 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle? Hisset. 6, 8, 10 üçgendir hocam. Acaba burası 6 mı? 1 koyarsam bu 2 oluyor. 2, 6, 10 olmadı. Ama 6, 8 de yeri değişik olabilir. Değil mi? Burası 8, burası 6 olabilir belki. Bakalım x yerine 3 yazmam lazım x yerine 3 yazdığımızda burası da 6 çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. O zaman x kaç çıktı? 3 çıktı. Zaten bizden de x isteniyor. Cevap böylelikle 3 oldu. 26. soru. Gerçekten güzel bir soru. Katlamanın benzerlikle ilişkisi olan güzel bir soru. Evet geldik örnek 27'ye. Bir tablo var. Tabloda ne yazıyor? Ken 6 mı yazıyor? Hayır. O 0. Ken 06. İlk defa duyuyorsunuz büyük ihtimalle. Geçen sefer beni izlemeyenler. Bakalım yorumları yazın. Ken için şey, ne yapacaksınız? Bu 0.6'dan dolayı beni Ankaralı yaptınız. Ben balık bu arada haberiniz olsun. Üniversitede bir arkadaşım böyle uydurmuştu bunu. Ken 0.6'yı çok da güzel bir şey de oluşuyor orada. Bakalım bulabilecek misiniz? Yorumlara yazın tamam mı? Ya bir de videoları beğenin artık ya. Gerçekten çok emek harcıyoruz. Gecenin bilmem kaçında çekiyoruz şeyleri videoları. Ya da başka şeyler için uğraşıyoruz. Neyse. Ken 0.6 yaz yoruma. Bekliyorum. Bakalım ne? Ken 0.6. Arkadaş Soru yok Bu tablo çekildik gibi zemine paralel olacak biçimde. Şurası zemine paralelmiş. Zemine paralel olması için zaten iplerin birbirine eşit olması durumunda paralel oluyordu. Ki bunlar eşit verilmiş zaten. Duvara asılmıştır. D ve C köşelerine sabitlenmiş 17 santimetrelik iplerin diğer ucu O noktasına yapıştırılmıştır. Eyvallah. A ve 30 santimetre 30 ve 5 verilmiş. Sonra tablonun zemine en kısa uzaklığı. Tablonun zemine en kısa uzaklığı da şu ya da buradaki mesafe fark etmez. Hadi şuradakini gösterelim. Burayı da kaç demiş bize? 26 cm olarak vermiş bize. Tamam. Bir süre sonra ipin bir ucunun yapışkanı dayanmıyor. Ve ikinci şekildeki gibi OC'nin uzantısı yere dik olacak biçimde tablonun aküsü zemine değiyor. Yani şunu anlatıyor bize. Buna göre diyor D noktasının zemin olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşım bize. D noktasının zemin olan uzaklığı soruluyor bize. Yani şuradaki X. Yalnız oradaki bir cümleyi kaçırdık. O cümle ne diyordu? Şuradaki bir süre sonra ipin bir ucunun yapışkanı dayanmıyor ve ikinci şekildeki gibi OC'nin uzantısı yere dik biçimde. Bak OC'nin uzantısı yere dik biçimde olacakmış. Hop. Şu şekilde olacakmış. Tamam. Şimdi bu yeni nesil bir soru arkadaşım. Belli. Yani yeni nesil soruyu kullanacağız şimdi. Niye? Eş şekilleri kullanmış. Bak aynı tablo. Birincisinde bu şekilde ikincisinde de bu şekilde. Şu hale geliyor demek bu. Bir de bu duvara bir şey asmalı sorularda. Bak dediğimin altını çizin. E, ÖSYM'de çanta, çanta yazmıştı. Böyle duvara bir şey asıldığı zaman bu ip asıldığı yer burası ya ikinci asıldığı yer de aslında aynı yer. Yani buradaki asıl olduğu yer zemine olan uzaklığı her iki şekilde de nedir arkadaşlar? Aynıdır. Bu önemli. Özellikle bir şey astığınız zaman tavana zemine olan uzaklığının mutlaka ama mutlaka birbirine eşitliğini gösterin kardeşim. Bunu unutmayın. Bunu kullanacağım büyük ihtimalle. Şimdi 30 burası da 30 mu? 30. 17 var 17 var 30 var. İkisi kenar üçgen var. Tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Hocam tabanına ait yüksekliği çizer. Çizdiğin yüksekliği. 15 15 yaptı. E 15 17'den 8 yaptı. E 8 burası. Burası 5. Burası 26. Yani şuradaki mesafede kaç yaptı arkadaşım? 8'den dolayı 26. 5 daha 31. 8 daha 39. Evet. Buradaki çivinin ya da o noktasının zemini olan uzaklığı 39. Yine burada da 39 mu? 39. E sonra ne yapacağız? Bunu kullanacağız. Bu ipin uzunluğu bak eş şekil kullanıyorum. 17 ya burada da 17 değil mi? Evet. E tamamı 39'du. Bak 17'si buradaysa e o zaman şuraya ne kaldı? 22 kaldı. Tamam burası 22 yaptı. Sonra ne yapacağız? Bir kere eş yapılardaki eşit kenarları göstermek önemliydi. Hatta varsa açı eşit açıları da göstermek önemliydi. Hocam bu 5'e 30'du. E 5 30'u yazdım böyle. Hatta burası da 30. İpin uzunluğunu da şurada gösterdim zaten sıkıntı yok. E ne yapacağız? Hocam alfa beta'ya dalabiliriz. Şuradaki üçgende x'i bulmak için zaten dik üçgenden bulamıyorsam alfa beta'ya dalacağım büyük ihtimalle. E dalayım. Alfa beta. Hatta burası da 90 ya. Alfa 90 beta dediğim zaman şu üçgende benzerlik yapacağım. Ama ne bu kenar var ne bu kenar var ne bu kenar var. Ben burada bir üçgende benzerlik yapamam. Kafayı çalıştır. Mantığıyla çözmeye çalış. Sana verilen bilgiye bak. Hocam şuradaki mesafe verilmişti bana 22. Ben bunu kullanacağım. E şurada da x var. E, biz genelde dik üçgende ne yapıyorduk? Dik dörtgen oluşturduk değil mi? Ya da 22'yi kullanmak için. Şuradaki 22'yi nasıl kullanabiliriz? Şuradan dik çizersem o da 22 olmuyor mesela. Hop o c'nin olduğu mesafeye kadar şöyle uzatsam şunu. Burası da 22 olduğundan dolayı buraya 22 eksi x kalır. Evet. Ya da ne yapabiliriz? Hocam burada dikdörtgeni şöyle oluşturalım dedik. O şekilde de yapabilirsiniz. Hani dikdörtgen oluşturma. Ya da dikdörtgeni böyle içeride de oluşturabilirdiniz arkadaşlar. Şu olmadan. Ama kafanız burada karışabilirdi. Hani buradan böyle dikdörtgen oluşturduğunuz zaman. X, X, 22, X. Ya zaten karışıyor. O yüzden karışmaması için bazen dışarıdan da böyle dikdörtgen de oluşturduğumuz oluyor. Burası 22, eksi X. Burayı biliyor muyuz? Burayı bilmiyoruz. E ne yapacağız şimdi? Hocam alfa, beta, 90. E, devam edelim o zaman. Beta 90'sa alfa, alfa 90'sa beta. A şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Güzel bir benzerlik oranı var. 90'ın karşısı 5 ken, 90'ın karşısı 30 oldu. Yani 1'e 6 oran var. Alfanın karşısı x alfanın karşısı 6x. Aha burada Pisagor'dan buluruz ama sayı büyük Pisagor beni yorar. Hisset kardeşim 30 hissedeceğim sayılarda değil. O zaman 1'e 6 oran var ya betanın karşısı 22 eksi x ya. O zaman buraya da ben ne diyebilirim? 22 eksi x bölü 6 diyebilirim. Çünkü bu 1'e 6 oran olduğundan dolayı. E evet, şimdi burada hissedebiliriz. 5 var ya büyük ihtimalle 3 4 5 x yerine 3 koyarsam 22 eksi 3 19 bölü 6 4 yapmıyor. Ya da yerleri değişik olabilir x yerine 4 hissedersem 22'den 4 çıktı 18 18 bölü 6 da 3 oldu. 3 4 5 sağlaması tuttu mu tuttu. O zaman x'i ne buluruz buradan böylelikle 4 olarak buluruz. Tekrar söylüyorum normalde buradaki üçgende pisagor yapabilirdik. İstersen oradan bulabilirsin ama sen artık Kenan Karan'ın öğrencisi olarak Kenan Karan'ın askeri olarak Öğrenmedim kardeşim bu hissiyatları. Bak ben nasıl soru yazıyorsam buraya buradaki sayıları bilerek yazdım. Öncelikle böyle 3 4 5 yazdım sonra 6 katını yazdım. Hani burada hissedemeyin diye 6 katını yazdım bu arada bu, bunun. Ben ne yapıyorsam ÖSYM'deki adam da aynı benim gibi düşünüp tam sayı çıksın diye uğraşıyor. Özellikle dik üçgen sorularında. Tamam? Mesela 50 görseydin. Ha o zaman 50 de hissedebilirdik. Ya 50 3 4 5'in 10 katı derdin ya da 50 7 24 25'in 2 katı derdin mesela. Değil mi? o büyük de işlemi yapabilirdin. Ki ÖSYM de 50'yi vermişti. E 50 o zaman 7, 24, 25 hipotenüs de 50 olunca onun ilk katını sormuştu. Çanta sorusunda arkadaşım haberin olsun. Evet 27 ken 06 sorusu 4 çıktı ve gayet güzel bir soruydu. Ve geldik örnek 28'e. Dostlar bu zamana kadar yaptığımız şeyleri öğrendiniz mi öğrenmediniz mi? Test etme işi. Tamam mı? Klasik yoldan çıkıyor mu çıkmıyor mu uzun yoldan mı çözeceksiniz nasıl yapacaksınız şimdi bunu test edeceksiniz zaten bu videonun son sorusu hadi bakalım önce sen uğraş ya, yapmanı beklemiyorum bak beni şu anda yapamayıp da dinleyen arkadaşlarınız da olabilir benim için o da çok önemli yapamayıp da nasıl yapılabildiğini öğrenmen aşırı derecede daha etkili oluyor yaparsan çok çok daha etkili oluyor zaten de neyse ben çözüme başlayayım sen çöz ama. Ne yapacağız burada? Adam bize demiş Ali Bey uzunluğunu 4 vermiş. Sonra AC uzunluğunu 12 vermiş. E Fatma Kara uzunluğu nedir diye soruluyor. Yani şu x karenin bir kenarı soruluyor arkadaşım bize. Fatma Kara'nın kim olduğunu öğrendiniz artık değil mi? Bütün sülaleyi öğreneceksiniz diye söylemiştim ilk videoda. Evet 90'lar havada uçuşuyor. Ya Pisagor bağıntısından 4, 12 buranın uzunluğunu bulurum. Gerek var mı? Şu an yok gibi duruyor. Gerek olursa da orayı da buluruz. E ne yapacağız hocam burada? E dal alfabe alfabete ya. Alfabete ya. Alfa 90 beta. Hemen betayı da yazmış şuraya. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Hocam 1, 2, 3 bir de büyüğü dört tane üçgen var. Benzerlik için şunu seçebilir miyim? Hayır iki kenar yok. Bu hayır iki kenar yok. Bu hayır iki kenar yok. Aa hocam benzerlik için sadece büyük üçgeni seçebiliyorum ben. Yani ben burada başka bir yerde benzerlik kullanamıyorum diyebilirsin. Ama benden x isteniyor. Ne yapacağız? Arkadaşım tek bir üçgende kenarlar varsa işte şunu yapacaksın. Öğrendin. Bu zamana kadar öğrendin. Benzerlikle ilgili diğer üçgenlerde bir şey yapamıyorsan bak kısa yola. Biz ne demiştik? Ya aynı açının karşısındakileri oranlıyorduk ya da alfadan beta'ya geçişte güzel bir kat olabilir. Ba burada beta'nın karşısı dörtgen alfanın karşısı 12 olmuş. Aa burada beta'dan alfaya geçiş kaç? 1'e 3. O zaman burada da diğer üçgenlerde de beta'dan alfaya geçiş 1'e kaçtır arkadaşım? 1'e 3 yazacaksınız. Hocam buradan başlayalım. Abi genelde küçük üçgenden başlanır. X'i içeren. Ve dik kenarlarda işlem yapacağım ya. Şuradan başlamayayım. bir hipotenüs de X mesela bu. Buradaki üçgenden başlıyorum. Beta'dan alfaya geçiş 1'e 3 yazayım. O zaman şurası Y ise burası ne olacak? 3Y. E o zaman burası da 3Y. E o zaman burası da 3Y. A hocam şuradaki üçgende de beta'dan alfaya geçiş 1'e 3 olacak ya. Beta'nın karşısı 3 ise alfanın karşısı ne olacak? 9y 3 katı. Beta'dan alfaya geçiş 3 katı. E toplamda burası 9, 3, 12, 13. Yani burası 13y yaptı hocam. E 13y'yi ben bulabilir miyim? Bulurum tabii ki. Şöyle bir dik üçgen var elimde. 4 burası 12 burası. Burası da 13y. Neye eşittir? Hocam ortak çarpandan yapacağız değil mi? Yani 13y'nin karesi 4'ün karesi artı 12'nin karesi demeyeceğiz değil mi? Böyle mi yaptı yoksa? Bak saçını başını yollarım. Sakın bu ortak çarpan Diğer ikisinde de 4. 4 çarpı 1 burası. 4 çarpı 3 burası. Burası da 4 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani 1 artı 9'dan burası kaç çıkar? 10 çıkar. E hatta yazayım buraya 1 artı 9 diye. 13 y buradan kaç oldu? 4 kök 10 çıktı. E bizden ne isteniyor kardeşim? 3 y isteniyor. X eşittir 3 y isteniyor. E bu arada y'yi de şurada yazsaydık ya. Y buradan kaç oldu kardeşim? 4 kök 10 bölü 13 oldu ama bizden y istenmiyor. X isteniyor x de 3y olduğu için 3 çarpı 4 kök 10 bölü 13'ten 12 kök 10 bölü 13 gibi saçma bir sayıyı biraz sadece işlemleri görün diye uzattım. Normalde aslında çok da kolay bir şekilde bulduk mu? Bulduk dostlar. Cevap 12 kök 10 bölü 13 olacak. Pardon. Şu 4 kök 10 bölü 3'tü. Çarptığımız an 12 kök 10 bölü 13 çıktı. İşte hiç eksik bir parça yok artık bu sorulardan sonra. Alfa betala her bir soruyu yapabilirsin. Alfa ilgili bir soru kaçırdığını görürsem Duyarsam saçını başını yolarım. Çünkü her mantığını burada öğrendin. Hatta Kemal hocam bile anlattı. VIP fizik bile anlattı ya. Ya en çok da bu çıkacak zaten karşımıza. Alfabet olayı çıkacak. O yüzden çok önemli bir videoydu. En önemli videolardan biriydi. Hayatınızı kurtaracak videolardan biriydi. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. E açı açı açıyı bitirdik. Bak sadece üçgende açıda 3 üç videoda açı açı açıyı anlattım. Sonra geri kalanları da devamı da gelecek. Ee, hatta 3 videoda bir 3 video daha kalıyor değil mi arkadaşlar? Neyse çok fazla konuşmayalım. Biz şimdi benzerlik 3'ü işledik. Yani 6. E, haftanın 4. videosunu işledik. O zaman 6. haftanın 5. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.